adam bulup düzelsek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ı Salat'ta devam ediyoruz. Daha doğrusu Kitab-ı Tahare yani daha. Şimdi gusülle alakalı hükümler. Ve yecibu yani yufradu. Gusletmek farzdır. Alel ehyâil muslimîn. Tamam? Sağ Müslümanlara kifayeten icman, icmala farz-ı kifayi olarak farzdır. Ne yapmaları? En yaghsilû bi't-tahfîf el-meyyite. Müslüman bir ölüyü değil mi yıkamaları. Burada da gusül neymiş? Farzmış. Ama farz-ı kifaye. İyi, sıkıntımız yok. El-muslime tabii Müslüman bir meyyit ölü. İlla el-hunsel müşkile. Yani erkeklik organı ile dişilik organı birleşmiş olan hunsay-ı müşkilin yani gusül yapılmaz. Feyyemmemü teemmüm ettirilir. Kema yecibu nasıl ki farzdır. Gusül. Alamen esleme cünüben ev haydan ev nefsae. Anlatabildim. İster cünüpken Müslüman olan, hayızken Müslüman olan, doğum sırasında Müslüman olan veya doğum günlerinde onlara da farzdır. Velev ba'del inkıtai alel isah. Yani isterse o kanlar kesildikten sonra. Kema fi şürümbülaliye anil burhan. Ve allelehu ibnül kemal. Neden bunlara lazım? Yani özellikle haiz ve nefsaya hatta cünübe tamam. Bi bekail hadesil hükmi. Hükmen abdestsizlikleri devam ediyor. Müslüman değillerdi onlar. Çok manidar bu. Kemal dediği, İbni Kemal dediğim bizim İbni Kemal herhalde. Değil mi? Şey değil. Kemal İbnül Humam değil. Değil. İbnül Humam o. Ona Kemal diye bahsediyor. Bu İbni Kemal. Veya bak kime bak farzdır gusül ev belaga şu kema yecibüye atıf yani. Buldun değil mi? Versene evet. Ben bulayım. Son dersi de bugün tekrar edecektim hocam. Ondan. Kafa ülke 0.50. Ver bakalım. Ver. Ver. Neredeyse yapmasın. Yer bulma hocam. Noktasında iyiyim ben. Bunlar yetmiş. Bugün tekrar edelim. Tabii. İnşallah. Ha burada bak. Ha. Şu tarafta. Ev belege büluğa eren ama la bisinni. Yaşı henüz olmamış. Biliyorsun yaşla büluğa ermek 15 yaşında bizim Hanefi mezhebine. Mürahik, mürahika diyoruz biz ona. Bel bi inzalin ev haydin. Hayız görüyor kadın. Veya yani meni getiriyor erkekse. Ve ikisi de ev veya veledet. Doğum yapıyor kadın. O zaman belli de. Velem tera demen kan görmeden. Ev asabe kulle bedenihi necesetün. Veya bir adamın bütün vücudunu pislik kaplıyor, dokunuyor. Ev ba'dahu veya bir kısmına pislik dokunuyor. Farz yani burada gusül. Ve hafiye mekanuha. Ama nereye dokunduğu belli değil. Küçük abdest mesela dökülüyor. Fil asah sahih görüşe göre bütün bunlar böyle. Raci'un lil cemi. Hepsine dönüyor bu esah kavli. Ve fit tatarhaniye. Ben bunun yazmasını fotokopi çekmiştim. Maziyen lil itabiye. Fetavai itabiye bu. Yani ona naklederek diyor ki vel muhtar tercih edilen görüş vücubuhu guslün farz olduğu ala mecnunin efaka uyandıktan sonra deli üzerine de kultu derim ve huve ma yuhalifu ma yeti metnen Timurtaşi'nin metninde gelecek şeye muhalif yani bu görüş illa ancak şöyle yorumlanabilir en yuhmele ennehu ra'a meniyen meni gördüğü şeklinde yorumlanırsa o zaman metindeki şeye muhalif olmaz. Enteresan. Ve hel istekranu vel mugma aleyh kezalik yuraca. Yani acaba sarhoş ve baygın adamda uyandıktan sonra gusül farz mı? Bence kaynaklara
yani müracaat bakılır. Anlatabildim mi? Ve illa, ha bura önemli. Ve illa, ha aksi takdirde, yani yukarıdakilerin aksi takdirde, anladın değil mi? Hani esleme cünüben dedi. Ha o ona gidiyor illa. Ve illa bi en esleme tahiran. Bir adam temiz, tertemiz. Yani bir ne cünüp ne de şey. Ev belege bis sinni veya 15 yaşına ulaştığı için bülû ve erdi kabul ediliyor. Fe mendûbü. O zaman bu mendûptur. Oldu. Evet. Yani ne mendûb? Gusül. Geldik sünnet olan yerlere. Nerede gusül? Sünnettir. Gelelim. Biraz da çay içelim de. Ve sünnet. Gusül almak sünnettir. Li salati cumatin. Cuma namazına gideceğiz diye. Ve li salati idin. Yas. Ve bayram namazı. Bu es sahih. Sahih olan görüş budur. Kema fi hurelil etkar ve gayrihi. Bu hurelil etkar Dürerül Bihar'ın şerhiymiş. Dört mezhebi anlatıyormuş. Mecmu'ul Bahreyn gibi yani. Kısaca, çok enteresan bir şey. Konyalı bir allame bu. Konevi yani. Burada müthiş fikir veriyor. Hurerül Efkar adını veriyor. İbnül Hümam'ın talebesi olan Kasım Kutlubga da üzerine şerh yazmış. Enteresan şeyler. Büyük adamlar. Ve gayri ve fil haniye fetevai haniyede levgitesele bade salatil cuma cuma namazından sonra gusül alırsa la yu'tiberu icma yani bu manada kabul edilmez ve yekfi yeter guslun vahidun li'idin ve cuma hem cuma hem de bayram bayram günü ise cuma günü ise bir tane yeter işte ma cenabetin anlatabildim yani cünüplükle beraber birleşirse o üçüne de yeter Kemali farz-ı cenabetin ve haydin. Nasıl ki cenabet ve hayız görmekten dolayı eğer gusül farzlığı giderilecekse orada da bir tane yeter. Ayrıca devam ediyoruz. Sünnettir. Ve li ecli ihramin. İhrama girmek için. Ve fi cebeli arafete. Arafat dağında. Ba'de zeval zevalden sonra. Sen aldın mı? Orada. Haca gitmedin değil mi? Gittim hocam. Gittim. Ben de almamıştım hocam. Yani şey zaten sünnet. Bizim imkan vardı. Çok lüks gittik. Ve nüdibe menduptur. Gusül. Li mecnunin efaka. Bak işte metne muhalif dediği bu. Ama meni görmüşse o zaman tabii. Yani uyanan deliye yani gusül alması menduptur. Ve kedel mugmali. Bayılan adam da böyle. Kedabi gureril etkar. Allah Allah. Ve hal sekranu kedalik. Acaba sarhoş da böyle mi? Lem arahu görmedim diyor. Kim bu? Alaaddin el-Haskefi. Ve inde hacametin. Bu da çok enteresan. Kan aldırmasında. Mendub. Anladın? Ve fi leyleti beraete ve arefete ve kadirin. Üç gece. Beraat gecesi. Arefe gecesi ve kadir gecesi. İzâ râhâ. Anlatabildim mi? Yani gerçekten o şeyleri yani yakini olarak ben şey yani bu Kadir gecesidir diye düşündüğün bildiğinde ve ihya ettiğinde. Ra'aha dediği o. Ve indel yukufi bi müzdelifete gadâse yevmin nahr. Kurban kesme gününün ertesinde müzdelifede vukuftan dolayı menduptur yine. Dil vukuf. Ve inde duhuli mina yevmen nahr. Kurban kesme günü minaya girer girmez. Biz yaptık bunları. Çok lükstü bizim. Liramyil cemrati taş atmak için. Ve kedali bekiyetir rem. Diğer taş atmalarda da menduptur. Ve inde duhuli Mekke'te li tavafi ziyare. Farz olan ziyaret tavafını yapmak üzere Mekke'ye girmek için de menduptur. Ve li salati küsufin ve husufin ve istiskain. Güneş tutulması, ay tutulması ve yağmur namazı içinde gusül menduptur. Ve feze'in, yani korku dediği burada panikleyince bir şeyden. Ve zulmetin, karanlık, ve rihin, rüzgar, şedidin. Ve kezali duhulil medine, Medine'ye girmek içinde.
ve li huduri mecma'in nas, insanların bir toplantısına gidildiği zaman yani. Ve leys ve limen lebise sevmen cediden, yeni elbise giyende. Ev gaselen meyyiten, veya meyten de olabilir. Bir ölüyü yıkayan da. Ev yuradu katlu, öldürülmesi istenen adam da ölmeden önce gusül yapsın. Ve li taibin min zenbin, bir günahtan tevbe eden adam da gusül yapsın. Ve li kadimin min seferin, yoldan gelen adam da gusül yapsın. Ve li müstehazatin inkata demuha, özür kanı gelen hanımefendi kan kesilince menduptur. Anlaşıldı. Peki eğer su şu anda Ukrayna'daki gibi pahalıysa, kocaya mı ait parası suyun, yoksa erkeğe mi ait? Çok güzel bu ya. Rahat gidiyoruz değil mi? Bir sıkıntı yok. Semenü ma'i iktisaliha ve vudiha aleyhi. Hanımefendinin gusül ve abdest suyunun parası aleyhi kocasınadır. Ezzevci yani kocasına. Ve lev ganiyeten kema fil feth. Fethül Kadir'de olduğu gibi hanım zengin olsa bile. Li ennehu la budde leha minhu. Çünkü mutlaka olması gereken bir şey bu su. Zaruri aynen. Keşşurbi içme suyu gibi. Fe ücretül hammam aleyh. Hamam parası da kocaya aittir. وَلَوْ كَانَ الْاِغْتِسَالُ لَا عَلَى جَنَابَةٍ وَحَيْدٍ. İsterse hamamda yıkanma cünüplük veya hayızdan dolayı olmasın. بَلْلِ اِزَالَةِ الشَّعَسِ. Dağınıklığı gidermek saçının. وَالتَّفَسِ. Ve kirleri gidermek. قَالَ شَيْخُنَا. Hayrettin Remeli. Bak hele. اَدْظَاهِرْ لَا يَزَمُهُ. Görünen o ki kocaya bunlar gerekmez bu hamam ücreti. وَيَحْرُمُ. Bu çok önemli. Haramdır. Bil hadesil ekberi. Yani cünüp ve büyük abdestsizlik. Yani hayız, nifas bunlar dahil ona. Duhulü mescidin. Mescide girmek haramdır. La musallen musalla idin ve cenazetin ve ribatin ve medresetin. Yani bayram namazlık namazgahına, cenaze namazgahına veya ribat, bu da yani sınır şeylerinde, yani sufilerin hankahı demekmiş bu ribattan kasıt. Hankahına girmek haram değil. Yani şeyle cünüpken. Medreseye de girmek haram değil. Zekerehul musannif ve gayruhu fil hayd ve kubeylel vitri. Hayız konusunda ve vitirden önce bunu Timurtaşi zikretti. Lakin işte bura önemli. Fi vakfil kinyeti, el kinyenin vakıf bahsinde, el medrese, medreseler, idâ lem yemne ehlü en nâse mine salâti fiyâ fehye mescidin. Eğer insanların gelip medresede namaz kılmasına engel olunmuyorsa mescit hükmündedir. Cünüplü adamlar giremez. Ha? Beş vakit namaz kılma şartıyla değil tabii, mi? Tabii. Kılmıyorsa tabii. O zaman serbestse herkese. Ha, beş vakit namaz şartı yok yani. Serbest. Ben beş vakiti duymadım. Yani öyle bir şey yok. Burada herkes namaz kılıyor demek. Mühim olan o. Engellenmiyor namazlar. Yoksa hiç, sanki hiçbir medresede insan engelleniyor yani. Evet işte artık. Sen kendin git fetva ver. وَلَوْ لِلْعُبُورِ. Geçmek için de olsa bu saydığımız insanların girmesi mescide haram. Hilafelli Şafii, İmam Şafii diyor hayır, caizdir diyor. Okuduk bu hadis-i şerifi. Hani hanımları geçip gidiyordu diyordu. Okuduk. Yani Neylül Evtar'da okuduk. İlla li daruretin. Zaruri bir durum varsa ayrı. حَيْسُ لَا يُمْكِنُوا غَيْرُهُ. Başka türlü yani oradan geçmekten başka yolu yok. وَلَوْ اِحْتَلَمَ فِي Mescitte ihtilam olan bir adam. اِنْ خَرَجَ مُسْرِعًا تَيَمَّمَ نَدْبًا. Hemen çıkarsa mendub olarak teyemmüm eder. وَاِنْ مَكَسَ لِخَوْفِ لِخَوْفٍ. Eğer bir korkudan dolayı mescitte kalmak mecburiyetindeyse فَوْجُوبًا. O zaman teyemmüm alması farzdır. وَلَا يُسَلِّي وَلَا يَقْرَى. Ne Kur'an okur ne de namaz kılar. وَيَحْرُمُ بِهِ. Yani hadesi
Ekber yani. Hades Ekber'le beraber, anlatabildim mi? Yoksa Hades Esgar değil. Hades Ekber'le beraber haramdır. Tilavetü Kur'anin, Kur'an okumak. Ve lev dune ayetin alel muhtar. Bi kastihi, Kur'an kastıyla tercih edilen görüşe göre bir ayetten az bile olsa cünüp, hayızlı ve nifaslı kadınların Kur'an okuması haramdır. Ama felev kasada dua evissena, dua maksadıyla okusa mesela Fatiha'yı veya övgü maksadıyla Allah'ı övmek için, ev iftitaha emrin, veya bir açılış var, bir işe başlamak için, evit talime, veya öğretme kastıyla, hanımlar özellikle, ve lekkane kelimeten kelimeten, yani enteresan, kelime kelime öğretiyor. Bismillah, Errahman, Errahim, hocalar, hanım hocalar, helle fil asah. Sahih görüşe göre okuması, böyle okuma helaldir. Hatta bak, lev kasada bil fatiha essena fil cenaze, çok enteresan. Cenazede Fatiha'yı övgü gayesiyle okusa, öyle bir niyet etse, lem yükrah, mekruh değil. Niye? Yani bura enteresan bir şey. Yani mekruh değil. Yani çünkü maksat yerine gelmiş oluyor. Mühim olan Fatiha'nın okunması. İlla ancak idâ kara el musalli kasıdan es-senâ'e, namaz kılan adam övgüyü kastederek okursa, fe innâ tüzzih. O ona yeter. Enteresan bir şey. Yani burada musalliden kasıt kardeş, lev kasada, burada normal namaz kılan demek. Yani Fatiha'yla yani sadece o övgüyü kastediyor değil mi? O övgü, tabii. O Rahman ve Rahim'dir. Zingürünün anladım, لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّهَا, yeter diyor yani. Fatiha'ya yönelik yani. Çünkü yerinde okunuyor yani. فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهَا بِقَصْدِهِ, o gayeyi değiştirmekle hükmü değişmez yani. وَمَسُّهُ, dokunmak da, dokunmak مُسْتَدْرَكُمْ بِمَا بَعْدَهُ, ve Kur'an'a dokunmak da haramdır. Cünüplü, faiz ve nifas gören birisi. وَهُوَ وَمَا مُسْتَدْرَكُمْ بِمَا بَعْدَهُ. Tamam, daha sonraki meselelerle tamamlanıyor. Tamam. وَمَا قَبْلَهُ, bundan önceki ifadeler sakıtun min nüsehi şerhi. Yani şerhin nüshalarından, hangi şerh? Yani demek şerh yapmış ya, kendisi evet, yapmış. Evet. وَكَأَنَّهُ سَقَطَ, sanki düşmüş. Neden dolayı düşmüş? Bura çok enteresan. لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْحَيْزِ, hayızda anlatıldığı için. وَيَحْرُمُ بِهِ, cenabet, nifas ve hayızdan dolayı haram olur. Tavafun, tavaf yapmak. Devam ediyor. لِوِجُوبِ الطَّهَارَةِ فِي, çünkü temizlik farz. وَيَحْرُمُ بِهِ اَيْ بِالْاَكْبَرِ, Hades-i Ekber'le haram olur. وَبِلْ أَصْغَارِ, ve abdestsizlikle. مَسُّ مُصْحَفٍ, mushafa dokunma. اَيْ مَا فِيهِ آيَتٌ كَدِرْهَمٍ وَجِدَارٍ, yani para gibi, duvar gibi içinde ayet olan şeylere dokunamazsın. وَهَلْ مَسُّ نَحْوِ التَّوْرَاتِ كَذَلِكَ, Tevrat'a dokunmak da haram mıdır? ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا, alimler diyor hayır, tahrif edilmiş çünkü. İlla ancak bihilafin mutecafin, Kur'an'ın kendisinden ayrı ve uzak olan kılıfıyla. Yani anlaşıldı değil mi yani? Ha. Yani bir parçası olmayan, yapışık olmayan yani. Ha, yapışık olmayan. Gayri muşerrezin, yapışık olmayan. Ev bi surratin, veya kese, kabı. Kap, Kur'an kabı. Bihi yufta, fetva buna göre verilir. Ve halle kalbuhu bi'udin. Allah Allah. Kalbuhu bi'udin. Kur'an'ı
bir işaretle, bir mesela yani çubukla bir mesela. Çubukla çevirmek helaldir. Enteresan ama değil mi? Allah Allah. Vaktelefu fi messihi bi gayri a'da'i tahare. Bu tabi gusülde olmaz. Abdeste. Yani başladın, elini yıkadın. Acaba temiz olduğu için onunla temiz olmayan azalarla ve bima gusile minha yıkananlarla ve fil kıraati ba'del madmada. Anlatabildim mi? Yani ağza su aldıktan sonra okumak mümkün mü? Vel men'u asah. İhtilaf etmişler. En iyisi engellemek lazım. Tam abdest alsın, okusun. Ve la yukrahu en nazaru ileyhi eyl Kur'an. Kur'an'a bakmak mesela, işte bu önemli. Yani televizyon veya bilgisayardan bakmak caiz. Li cunubin ve haydin ve nefsa. Cünüp, hayızlı veya nifaslı hanım için veya erkek cünüpse. Li'annel cenabe la tahullu el ayne. Çünkü cenabet göze girmez. Gözde cenip cünüplük yok. Kema la tükrahu ed'iyetun tahrimen. Tahrimen dua mekruh olmaz. Anlatabildim mi? Gayet açık. Gayet açık. Ve illa aksi takdirde fel vudu li mutlaki zekeri mandubun. Li mutlaki zekeri. Mutlak mı yoksa? Ha. Li mutlaki zikri olabilir mi hocam? Ha, zikri, zikri, yani. Zikri. Ulan özür dilerim ya. Yani sadece zikir için mendup. Tamam. Dualar tahrimen mekruh, yani değil. Ama sadece zikir için abdest almak mendup. Ve terkuhu hilaful evla. Yani abdesti terk etmek, yani evlayı terk etmek daha tercih edileni. Ve huve merci'u kerahati tenzih. Evlayı terk ettin mi? Bu tenzihen mekruhun yeridir. Hocam bu yani virtler için diyebilir miyiz? Yoksa tabii, insan dışarıda yürürken tabii, mesela. Yani işte Allah'ı zikretmek. Evet yani öyle. Ve la yukrehu. Mekruh olmaz. Messu sabiyyin li mushafin ve levhin. Yani çocuğun Kur'an'a, mushafa veya üzerinde bu mağripliler öyle ya. Evet. Levhalar üzerine yazıyorlar. Oraya dokunması. Ve la be'se bi def'i ileyhi ve talebihi minhu. Çocuğa vermek onu, mushafı ve ondan istemekte de bir beis yok. Lid darureti, zaruret var çünkü. Çocukları emredersen zor işleri. İzil hifzu fis sigar ken nakşi fil hacer. Bak, 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 bak. Çünkü küçükken ezberlemek, taş üzerine nakış yapmak gibi olur. Eğer bu olmazsa yapamaz. La tükrahu ve la tükrahu. Asla mekruh değildir. Kitabetu Kur'anin. Kur'an-ı Kerim'i yazmak. Ve sahife evil levh alel ardi indessani. Yani yazdığın sayfa veya levha yer üzerindeyken Kur'an'ı yazmak İmam-ı Ebu Yusuf'a göre mekruh değil. Çok enteresan ama değil mi? Mekruh değil. Hilafen li Muhammedin. İmam Muhammed diyor ki aynı kanaatte değilim. Ve yenbeği en yukal. Şöyle demek lazım. İn vada ale's-sahife ma yahulu beynaha ve beyne yedihi. Eğer o yazdığı Kur'an sayfasını, Kur'an'ı yazdığı sayfanın üzerine onunla eli arasına gelecek bir şey korsa yuhadü bi kavlisani. O zaman İmam Ebu Yusuf'un görüşüne göre. Ve illa yoksa fe bi kavlisani. Üçüncü, yani İmam Muhammed'in görüşüne göre. Kalehul Halebi. Şunu da okuyalım mı yoksa ne diyorsun? He? Olur. Tabii. Ola keçeli, bura uzun olur. Gidiyor ya. Ne diyorsun buraları? Olur hocam. Hmm. Furu istiyorsan. Furu var mı orada? Evet hocam. Nerede? Miyaha da fazla kalmamış. Furu da diye geçiyor. El Mushaf'ı diye. Nerede ben, bu? Bakayım bende 3, 4 sayfa hocam. Birkaç satır var. Satırlar var. Okuyalım bakalım. Hadi biraz daha okuyalım. Uzun okuduk bugün. Evet. Nereydi? Şuradayız değil mi? Ve yukrahu lehu. Lehu dediği
abdestsiz bir insanım, değil mi? Şey hocam, cenabete uğramış biri ya. İşte cünüp mü yoksa? Evet. Bir dakika. Cünübü vel haydi vel nefesai hocam. Öyle mi? Hepsi evet. Mi? Yani ben aynı kanatta değilim. Evet, evet. Ve yükrehu lehu. Bunlar için mekruh. Yani cünüp, hayız ve hafsalıları, yani nifas görenler için. Kıraatü Tevratin ve İncilin ve Zeburin. Üç mukaddes kitabı da okuması mekruh. Niçin? لِأَنَّ الْكُلَّ كَلَامُ اللّٰهِ Hepsi Allah'ın kelamı. وَمَا بُدِّلَ Değiştirilen yerler غَيْرُ مُعَيَّنْ Belli değil. وَجَزَمَ الْعَيْنِيُّ Bu bizim Antepli ayni. Kesin konuşmuş. فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ بِالْحُرْمَ Haramdır demiş. وَخَصَّهَا فِي النَّهْرِ Allah Allah. Nehirde özellikle onu zikretmiş. Allah. Bima lem yubeddel. Ha. Bu haramlığı değiştirilmeyen kısmına taksis etmiş Nehrül Faik'te. Bu güzel ama. Ama bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ve la kıraatü kunutin. La kıraatü kunutin. Kunut duasını okumak mekruh değil. Tamam? Hocam burada şey anlayabilir miyiz? Yani değiştirildiği bilinmeyen manası. Tabii o demek zaten. Hmm. Yok, değiştirildiği... Hangisini bilmiyor, yani hangisi değiştirip değiştirmediğini bilmiyorsa onu okumak mekruh değil. Evet, ama öyle diyor. Hangileri, haram, haram. Tabii okumak. Öyle zaten. Bimalem yübeddel diyor ya. Demek ki kunut duasını okumak ister cünüp, ister başkası, yani hayızlı ve nifaslı kadınların caiz. Ve la ekluhu ve şurbuhu. Yeme içmesi de. Ba'de gasli yedin ve femi. Ağzını elini yıkadıktan sonra. Ve la muavedetu ehlihi kable ihtisalihi. Gusül almadan ailesiyle cinsel ilişkiye girmek de. İlla izahteleme lem ye'ti ehlehu. Ama ihtilam olur da ailesine enteresan ihtilam olduğunda yani İhtilam olup da yıkanmamışsa manasına. Çünkü şeytan ortak olur diyor. Kâle el-Halebi İmam Halebi diyor ki zahirül hadis hadislerin zahiri manası ihtilamla alakalı yani innemâ yufidün netbe la nefiyel cevazil mufade yani mendupluğu ifade ediyor. Yani hadisler hakkında yani ihtilam hakkında çok hadis gelmiş. Yani bir gusülle bütün hanımlarıyla cinsel ilişkiye girdi diye hadis-i şerif var diyor. Yani bunları konuşuyor. Anlatabildim mi? Yani açıkça ihtilam hakkında değil yani. Doğru ama Halebi Hazretleri hadislerin zahiri o ki mendub olduğunu ifade ediyor. La nefiyel cevazil müfade min kelamihi. Yoksa onun sözünden caizlik manası alınmaz. Müptega'nın yani. Müptega kimdi? Müptega Halebi. Müptega'dan mı aldık onu? Yani ihtilam hakkında kavli ve fiili bir şey. Evvela peygamberler masum bu konuda. Ama yeniden cinsel ilişkiye girmek istiyorsa cünüp için müstehap. Evet. Tamam mı? Yani ister cenabet cimadan ister ihtilamdan olsun yani. İhtilamı o noktada güzel ama değil mi? Bu daha doğru gibi geliyor. Evet. Burada kaldık. Geldik. Hani Kur'an'a dokunmak yasak. Acaba tefsir kitaplarına dokunmak yasak mı? Yarın bunu konuşacağız. Vallahi çok güzel bir kitap bu. Müthiş bir zat. Bakalım yarın bitirecek miyiz şeyi?
Evet, su.